Hayırlı sabahlar. Tek adam rejiminin ve ona siyasi payanda olan Cumhur İttifakı'nın siyasetlerinde en rahatsız edici hususlardan birinin ötekileştirici, dışlayıcı, kutuplaştırıcı, kamplaştırıcı söylem ve uygulamalar olduğu malum. Tek vatanperver sadece kendileri onlara göre kendileri dışındakiler vatan haini, terörist. İşi buralara kadar vardırıyorlar. PKK'lı ve diğer suçlama argümanı olarak kullandıkları şeyler. Halbuki böyle bir politikayla, böyle bir anlayışla, böyle bir söylemle Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini muhafaza edebilmek mümkün mü? Halbuki özellikle Türkiye'yi yönetenlerin ve bilhassa e, cumhurbaşkanlığı gibi milletin birliğini temsil makamında oturanların bu tarz söylemlerden özellikle uzak durması ve daima birleştirici olması, kaynaştırıcı olması gerekir. Şimdi iktidarın en tepeden başlayarak muhaliflerini işte zillet ittifakı terör ittifakı, ihanet ittifakı gibi çok ağır ithamlarla ve iftiralarla suçlaması kendi tabanlarında da şöyle yansıma buluyor. Bununla ilgili olarak Ramazan'ın son günlerinde bize Erzurum'dan intikal eden bir yaşanmış olayı aktaralım. Millet İttifakı'nın Erzurum'daki teşkilat mensupları için, altı parti için bir iftar programı organize ediliyor. Ve bir restoran rezerve ediliyor. İki katlı bir restoran. 1200 kişi davetli. Ve davetler gelmeye başlıyorlar. Herhalde baştan söylenmemiş olmalı ki sonradan fark ediyorlar. İşte CHP'liler de geliyor. Bunun üzerine işletme sahibi ben CHP'lilere, PKK'lılara, teröristlere salonumu vermem gibi bir tavra giriyor. Bir gerginlik yaşanıyor. Alt katı da e, rezerve etti, edildiği halde onu iptal ediyor. Ama gelen kalabalık üst katı doldurduğu için artık onu boşaltma durumu yok. İftar saati. Ve daha garip bir şey yemek de vermiyor. Halbuki Orası iftar için ayrılmış. Günler öncesinden rezerve edilmiş. Ve davetler orada iftar için bulunuyorlar. Hem böyle ağır hakaret ve ithamlarla gelenlere mukabelede bulunuyor işletme sahibi. Hem de yemek vermiyor. Bunun üzerine davet sahipleri başka yerlerden alelacele işte bulabildikleri şekilde misafirlere ikramda bulunmaya çalışıyorlar tam bir skandal. Ve Ramazan günü iftar saatinde böyle bir rezalete meydan verilmiş olması, işte tepedeki o gerilim söylemlerinin ve suçlayıcı e, söylemlerin tabanda nasıl mahkes bulduğunu ve insanların nasıl karşı karşıya getirdiğini gösteren çok tipik örneklerden biri. Halbuki böyle şeyler bir medeni toplumda, bir Müslüman toplumda asla yaşanmaması gereken şeyler. Neticede Ramazan'dayız. Yani bu olayın yaşandığı gün itibariyle iftar saatindeyiz ve insanlar oruçlarını açmak için, iftar etmek için davet edilmişler, toplanmışlar ve siz son anda böyle iddialarla bir kriz çıkarıyorsunuz ve ikramı dahi engelliyorsunuz. Şimdi bu anlayışla böyle bir yönetim zihniyetiyle Türkiye'de kucaklaşmanın, kaynaşmanın sağlanabilmesi mümkün mü? İşte iktidar zihniyeti tabanı da bu şekilde aynen kendisini tepede yaptığına uygun şekilde böyle çok kabul edilemez tavırlara yöneltiyor, teşvik ediyor, tahrik ediyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı böyle sürtüşmelerle ve farklı düşüncelere sahip, farklı siyasi kanaatlere, tercihlere sahip insanların e, kavga etmesine yönelik bir takım tahriklerle e, böyle gerilimlere ihtiyacı yok. Türkiye'nin kaynaşmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Kardeşliğe ihtiyacı var. Ve bu mananın en çok yaşanması gereken zamanlarda da işte Ramazandır, bayramdır. Ve Ramazan'da bile, iftar saatinde bile böyle bir ayrımcılığın e, sergileniyor olması işte tepeden gelen e, yönlendirmelerle e, ve bunun tabandaki yansımalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada Millet İttifakı'nın baştan beri özenle itinayla, dikkatle takip ettiği bir yol var, metot var. Millet İttifakı asla bu tarz gerilim politikalarına, gerilim söylemlerine, kutuplaştırıcı, kamplaştırıcı yaklaşımlara itibar etmiyor. Pozitif mesajlar vermeye devam ediyor. İyilikte yarışacağız diyor. Türkiye'yi kardeşlikte buluşturacağız, ortak paydalarda buluşturacağız mesajları veriyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan da bu. Türkiye gerilimden, kavgadan, itiş kakıştan, sürtüşmeden artık iyice yoruldu ve bıktı. Artık bunlardan uzaklaşmak ve huzur, barış içerisinde kucaklaşmak istiyor toplumun büyük bir ekseriyetinin talebi bu. Onun için iktidarı elinde bulunduranlar, bugüne kadar işe yaradığını düşündükleri gerilim siyasetleriyle bundan sonra da devam etmeyi tercih ediyorlarsa ki öyle görünüyor. Bu cihetten de kaybetmeye mahkumlar. Türkiye'nin buna artık itibar etmesi, bu tarz kavgacı siyasetlere ve kavgacı söylemlere prim vermesi söz konusu değil. Onun için bu noktada Millet İttifakı'nın bugüne kadar sürdürdüğü pozitif siyaset ve yapıcı söylemler ile yolunda devam etmesi ona artı puan getirecektir seçmen nezdinde. Ve Türkiye kavgayı istemediğini, gerilimi istemediğini, kutuplaşma ve kamplaşmayı istemediğini tam tersine ortak paydalarda buluşmayı, kucaklaşmayı istediğini 14 Mayıs seçiminde bir kez daha gösterecektir. Bunu temenni ediyoruz, bunu bekliyoruz. Zaten toplumların, hele hele bizim toplumumuzun genel karakteri buna eğilimlidir. İnançlarının gereği olarak, aldığı terbiyenin gereği olarak, ahlakının gereği olarak kavgadan hoşlanmaz ve daima uzlaşmayı, muhabbeti, kucaklaşmayı arzu eder. Onun için bu açıdan da iktidar cenahı yanlış bir siyaset takip ediyor. Ama görünen o ki bunun farkında değil. Hala gerilim siyasetleriyle prim yapma hesabının peşinde ama bu hesabında tutmayacağını ve ters tepeceğini 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığı zaman, oylar sayıldığı zaman hep birlikte yine göreceğiz. Türkiye barışı, huzuru, kardeşliği, kucaklaşmayı, kaynaşmayı seçecektir inşallah ve böylece bu tercihiyle Türkiye'yi bu açıdan da Tarihimize çok sıkıntılı bir dönem olarak geçen bu tek, tek adam rejimini ve onun meydana getirdiği olumsuzlukları geride bırakıp yeni beyaz bir sayfa açarak yoluna devam edecektir diye bekliyoruz, diliyoruz ve bu e, dileğimizle, bu duamızla, bu temennimizle e, yola devam ediyoruz inşallah.